Merhabalar, ben Canan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir ekşimeye yapıyoruz birlikte. 5 gün içinde çok fazla sürmeyecek. Gerçekten aynı böyle gözüken, gözenekleri olan ve tamamen kabarmış birlikte bir ekşimeye yapacağız. Ne Almanya'da ne Türkiye'de maya kaldı marketlerde. Bunu kötü görmek yerine iyi görmemiz lazım. Çünkü neden? Herkes şimdi kendi mayasını kendi yapmak istiyor evde. Ve mayanın en güzeli, inanın bana, ekşi maya. Başka mayalar da var. Tatlı maya yapabiliriz. Nohut mayası var. Bunları da daha sonra size göstereceğim. Birlikte yaparız. Ama ilk önce favorim ekşi maya ile başlamak istedim. Çünkü bu kadar güzel ekmekler yapabilirsiniz ekşi maya ile. Hem çok güzel bir aroma da veriyor aynı şekilde ekmeklerinize. Ve kuru mayayı kesinlikle aramayacaksınız. Veya yaş hazır mayaları. Ve çok güzel ekmekler yapabileceksiniz. Sadece ara sıra ekşi mayanızı beslemeniz gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi ekşi mayamla yaptım. Sadece 5 günlük olan ekşi mayamla böyle bir güzel ekmek yaptım. Ve tadına doyum olmuyor. Böyle bastırdığınız zaman da yumuşacık bir ekmek. Dışı da o kadar gevrek. Tanıtımda görmüş olduğunuz ekmek tarifimi bir dahaki videomda paylaşacağım. Bugün konumuz sadece ilk önce ekşi mayamızı hazırlamak. Şimdi birinci günde ilk önce ne yapıyoruz onu göstereceğim. Güzel bir büyükçe bir kavanoz alıyorsunuz. 1 litrelik veya yarım litrelik bir kavanoz. Ve içine bir kaşık önce istediğiniz bir undan katabilirsiniz. Ben burada ilk önce beyaz un kullandım. Ama tam buğday unu da kullanabilirsiniz ilk günü. Ve içine bir kaşık da su, içme suyu katıyorum. Ve ilk önce güzelce karıştırıyorum. Bazen de yaptığım zaman bu ilk kaşığımı tam buğday unu kullanıyorum. Yani fark etmiyor. Ekşi mayanızın bazen tadını değiştirebilir. Ne kadar beyaz un veya tam buğday unu kullanırsanız. Ama şunu fark ettim. Tam buğday unu biraz daha iyi mayalanıyor. Muhakkak bu tarifimde de tam buğday unu kullanacağım. Evet, şimdi ilk kaşıkta önemli değil. Beyaz un kullandım ve biraz da su. Kıvamı böyle olacak. Yani çok sıvı yapmıyorum. Bazı tariflerde çok sıvı oluyor. Ve kavanozumuzun kapağını tam kapatmıyorum. Yani üstüne sadece koyuyorum. Kavanozumun üzerine kapağı böyle koyarak oksijen alsın diye 24 saat bir köşeye bırakıyorum. Oda sıcaklığı kafi. İkinci gününe gelelim. Şimdi ikinci günü gördüğünüz gibi böyle kabarcıklar oluşmuş. Yani bir iki kabarcık oluşmuş. Mayam aktifleşmeye başlamış demektir. Eğer siz bir sulanma görürseniz o zaman maya tutmamış oluyor. Biraz daha un katarak onu düzeltebilirsiniz ikinci günü. Evet, şimdi iki kaşık un koyuyorum. Yani biraz da göz kararı yapıyorum. Ben şimdi size YouTube videomun altında miktarları tam olarak vereceğim. Ama gerçekten una bağlı ve suyunuza hatta bağlı kıvamının olup olmaması. Siz kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Aslında biraz koyu bırakıyorum normalde. Ama şimdi biraz fazla koyu geldi bana. Sanki aktifleşmeyecek gibi biraz daha su katıyorum o yüzden. Birinci günü biraz daha koyu bir kıvamdı. Şimdi ikinci günü biraz daha sıvı bırakabiliyorum. Yani bir koyu, bir sıvı bazen böyle yapıyorum. Görünüşüne göre karar veriyorum. İyice karıştıracaksınız. Bu çok önemli ve demir kaşık içine girmeyecek. Ya tahta kaşık veya ben burada Çinlilerin kullandığı bu çubukları kullanıyorum. Tahta çubukları. Onlarla güzel karışıyor. Ve biraz daha un katarak muhallebi kıvamından biraz daha koyu olacak. Evet, şimdi güzel bir şekilde karıştırdım. Aslında bu kafi. Yani yarım kaşık az, yarım kaşık çok koyabilirsiniz suyunu falan. Önemli olan göz kararı olarak kıvamını tutturmanız ve tekrar üzerine sadece kapağını yerleştirip 24 saatlik köşesine yine bırakıyorum. Hiç elime sürmüyorum, yani bir gün 24 saat boyunca kımıldatmıyorum yerinden. Şimdi size 4 saat sonraki durumu göstereceğim. Ve 4 saat sonra çok güzel kabarcıklar oluşmuş. Ben bile şaşırdım bu kadar çok kabarcık oluştuğuna. Belki ikinci koyduğum un biraz yarım
tahıllı un diyeyim. Almanya'da satılan Dinkelmehl, yani kızıl buğday unu. Ve gerçekten çok sevmiş bunu Mayam ve aktifleşmiş. Gelelim üçüncü güne. Evet, şimdi üçüncü günü aldım kavanozumu. Gördüğünüz gibi müthiş bir şekilde 24 saat sonra kabarcıklar çoğalmış, irileşmiş ve mayam aktifleşmeye başlamış. Yani şimdi gerçekten içinde hayat var, görüyorsunuz. Böyle bir tahta kaşıkla veya başka metal olmayan bir kaşıkla bakarsanız size göstereyim. Şöyle içinde hava boşlukları oluşmuş, gördüğünüz gibi aynen böyle olacak. Üçüncü günü için çok güzel bir maya. Ve şimdi ben üçüncü günü mayamın yarısını bir tabağa alıyorum. Çünkü şimdi çoğaltmak için daha fazla un koymam gerekiyor. Şimdi tabağa boşalttığım mayayı, yani yarısını bir tabağa boşaltacağım veya bir kaseye. Diğer yarısını kavanozun içinde bırakacağım. Bu kavanozun içinde kalanı ben şimdi biraz daha aktifleştireceğim. Şimdi bu kavanozun içine, yani 3. günün kavanozuna 3 yemek kaşığı un ve 2,5 yemek kaşığı da su hemen hemen katacağım. Ve kavanozumu yine 24 saat köşesine yerleştirip ertesi günü kullanmak için bekletiyorum. Ve diğer kaseye aldığım mayayı da burada görüyorsunuz. Bununla şimdi ilk ön pidemi yapıyorum. Yani mayayı aslında hem kontrol etmek için acaba oluyor mu diye, hem de aynı zamanda da yani mayamı çöpe atmayayım diye, yani o kadar güzel bir maya olmuş, niye çöpe atayım? Şimdi ben bununla küçük bir pide yapacağım. Yani ekmek yapmadan önce pide yapmanızda fayda var ve 3. günden sonra güzel ekşi mayalı bir pide yapabilirsiniz. Normal yumuşak olmuyor, biraz daha sert oluyor ve bunun için de tuz, biraz su ve beyaz un gerekiyor. Mayamla karıştırıyorum. Çok fazla değil, yani en fazla bir bardak, bir su bardağı un kullanacaksınız. Ve bekleteceksiniz. Yani en azından 2-3 saat ılık bir ortamda bekleteceğim. Ve sonra da tepsiye yayıp fırına attığım zaman 200 derecede çok güzel bir ekşi mayalı pide ortaya çıkıyor, gördüğünüz gibi. Fırının dibine sadece bir kase su koymanız gerekiyor pide kurumasın diye. Bunu şimdi 3. gününki mayasıyla yaptım, onu size bir göstermek istedim. İsterseniz siz de böyle bir ön pide yapın. Ben buna ön pide diyorum. Yani mayam olmuş mu olmamış mı, tutmuş mu 3. günde, tutmamış mı? Ve gördüğünüz gibi çok güzel tutmuş. Küçük küçük hava kabarcıkları var. Ve şurada da dilimlemiş oldum. Pidemi göstereyim. Çok güzel. Ve işin güzel tarafı, bu pide hiç bir hafta içinde bayatlamayan bir pide. Gerçekten çok güzel, ekşi mayalı, şahane. 3. günden sonra kullanabileceğiniz mayayla bir pide, ön pide yaptım ve ailem bayıldı. Ve gelelim 4. güne. Ayırmış olduğum kavanozum yine 24 saat bekledi ve kavanozumu böyle çıkardım. Şimdi biraz daha aktifleşmiş, gördüğünüz gibi çoğalmış mayam. Ve şimdi çok önemli, 4. günü başka bir un kullanıyorum, onu size söyleyeceğim. Şimdi içine yine biraz içme suyu, yani ben göz kararı koyuyorum. Ama 4. günü siz 4,5 yemek kaşığı su koyabilirsiniz. Hani ilk önce tam yapmak istiyorsanız, ama alıştıktan sonra göz kararı da yapabilirsiniz benim yaptığım gibi. İlk önce suyla karıştırıyorum. Kenarlarından da alıyorum. Hamurlarını temizliyorum içine. Şimdi mayam çoğaldığı için güzelce önce bir suyla karıştırıyorum. Ve şimdi tam buğday unu koymanız gerekiyor. 4. günü muhakkak tam buğday unu ve tam buğday unu da en azından 4 yemek kaşığı koyuyorum. Hatta 4,5, sonradan bir yarım kaşık daha atıyorum içine. Bu şimdi tam buğday unu olması çok önemli. Ben bu kendi tecrübemi böyle yaptım. 4. günü tam buğday unu kullanırsanız gerçekten mayanız daha iyi kabarıyor, daha iyi aktifleşiyor sanki. Ve bu tecrübeyi ben yaptım. Diğer günler o kadar önemli değil ama 4. günü muhakkak tam buğday unu kullanmakta fayda var. Veya 2. günü de tam buğday unu kullanabilirsiniz. Yani bir beyaz un, bir tam buğday unu kullanabilirsiniz. O zaman çok güzel bir maya ortaya çıkıyor sanki. Evet, gördüğünüz gibi böyle iyice karıştırdım tam buğday unuyla da. Ve şimdi yine kapağını üzerine geçiriyorum. Tam kapatmadan hafif oksijen alsın diye ve köşesine bırakıyorum yine 24 saat. Şimdi de geldik 5. güne, son günümüze. Evet,
mayamı çıkardım ve şahane gözüküyor. Size şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi gözenekler, kabarcıklar çoğalmış. Ve şöyle kaşığı içine batırdığım zaman size göstereyim mayamın son durumunu. Evet, tamamen aktifleşmiş bir maya. Bu mayayla, bu ekşi mayayla çok güzel ekmek olur gerçekten, inanın bana. Eğer böyle bir kıvam almışsa mayanız tamamdır, çok aktiftir ve ekmeğinizi çok güzel kabartacaktır. Şimdi çok önemli, şimdi benim mayam aslında bitmiştir ama mayayı devamlı kullanmak için size anlatacağım şu. Şimdi mayanızın aslında çoğunu bir kaseye alıyorsunuz ve bu kasedeki mayayla, yani çoğuyla aslında ekmek yapabilirsiniz. Ya da başka bir şey yapabilirsiniz mayalı. Mesela pizza da çok güzel olur. Pizza da yapabilirsiniz. Ama önemli olan şimdi mayamı saklayacağım. Ve mayamın dörtte birini saklıyorum sadece. Yani bu yapmış olduğum, 5 gün içinde yapmış olduğum mayamın sadece dörtte birini saklıyorum. Ve diğer çoğunu da ekmek yapımında kullanacağım. Yani sonraki yapacağım ekmekte kullanacağım. Yani çoğu mayam bir kaseye geliyor. Ekmek hamurumu da bu kasede yoğuracağım. Yani o kaseye aktarıyorum şimdi. Ama önemli olan diğer kavanoz. O diğer kavanozda sakladığınız maya çok önemli. Çünkü böyle hiçbir mayaya artık ihtiyacınız olmayacak. Şimdi ekmek için ayırmış olduğum mayama önce suyunu koyuyorum ve mayamla iyice karıştırıyorum. Önce onu göstereyim. Şimdi bu mayayı nasıl kullanacaksınız? Şimdi bu mayadan bir ön maya yapacağım ekmek yapmadan önce. Bu çok önemli. Bunun için biraz su koyuyorsunuz ve istediğiniz undan koyabilirsiniz. Beyaz un olur veya tam tahıllı un olur. Başka çeşit unlar olabilir. Organik olmasında fayda var mayanın daha iyi tutması için. Evet, şimdi güzelce bir ön maya hazırlıyorum. Yani bu ön maya ile birlikte ekmek yapacağım. Yani içine ne tuz giriyor ne başka bir şey giriyor. Yine besliyorum aslında bu çok olan mayamı. Ve kıvamını size göstereceğim şimdi. Hangi, yani ön mayanız hangi bir kıvama alacak? Şimdi kavanozdaki mayayı saklamak için ayırdım. Ama şimdi size yapmış olduğunuz mayayı ekmek için veya pizza hamuru için veya başka hamurlar için nasıl kullanacaksınız onu göstereceğim. Şimdi bunu karıştırdıktan sonra güzelce kapatıp yine ılık bir yerde beklemesi için 6 veya 9 saat arasında bir yere koyacağım ve bekleteceğim. Şimdi bu önemli olan ön mayamız. Yani ekmek yapmamız için veya başka mayalı hamur işleri yapmamız için ön mayamız. Bunu önce bekleteceğim. Evet, şimdi sıra geldi kavanozumuza ayırdığımız mayamıza. Bunu yine beslemem gerekiyor. Yani buzdolabına şimdi girme zamanı geldi. Ama buzdolabına girdirmeden önce, koymadan önce muhakkak beslemeniz gerekiyor. Yine biraz su koyacağım. Yani içinde mesela 3 yemek kaşığı gibi bir maya varsa, içine şimdi 1,5 yemek kaşığı su ve un koyarak besliyorum. Yani kıvamına bakacaksınız. Kıvamı yine önceden hazırlamış olduğum maya kıvamında olacak. Biraz daha su alıyorum. Biraz koyu oldu çünkü. Evet, yani ne koyu olacak ne yumuşak olacak. Kıvamını size göstereyim. Böyle bir bulamaç. Yani bayağı koyu bir şekilde. Çok da ama sıvı değil. Yani bu şekilde her zaman, yani ben göz kararı besliyorum. Size de tavsiye ederim. Çünkü un ve su her zaman aynı olmadığı için kaşık miktarı vermek istemiyorum. Kıvama gelince güzelce üzerini kapatıp buzdolabına alıp ve buzdolabında sadece haftada bir kere besliyorsunuz. Her beslediğinizde tabii ki mayanız çoğalacaktır. Kavanozunuzda sadece 2,5 yemek kaşığı kalması kafi beslemeniz için. Diğer miktarını da her zaman ekmek yapımı veya başka mayalı hamur işleri yapmak için kullanabilirsiniz. Tabii ki her zaman ön maya yaparak bu ön mayamızı da 6 veya 9 saat arası bekletebiliriz. Yani akşamdan yaparsanız sabaha mesela güzel bir ekmek hazırlayabilirsiniz. Evet, ben şimdi akşamdan sabaha kadar beklettim. Hemen hemen 9 saat geçti ve mayamın durumunu göstereyim size. Ön mayamın böyle tel tel ayrılması şahane tutmuş. Bu şimdi ekşi mayamla unlu tekrar ekşi mayamı güzel bir şekilde besledim. Yani çok un koyarak, en azından 1 su bardağı, 2 su bardağı un koyarak güzel bir ön maya hazırladım. Ve şimdi tekrar bu ön mayama su katıp şimdi normal ekmek
yapmak istiyorsam ekmeğin içine koyduğum malzemeleri içine koyuyorum. Tuz gibi, zeytinyağı gibi ve un gibi, artık nasıl ekmek yapmak istiyorsanız. Bu ön mayadan sonra çok güzel bir karışım, bir hamur elde edeceksiniz. Ve bu sizin ekşi maya ekmeğinizin hamuru olacak şimdi. Burada gördüğünüz hamur, ön tanıtımda da göstermiş olduğum ekmeğimin hamuru ve 6-9 saat sonra beklettikten sonra ön mayamla hazırladım bunu. Ve bunu da ilk önce güzelce bir karıştırıp bu hamuru da en azından 2-3 saat ama bekletmem gerekiyor kabarması için. Bu mayamı da böyle kabarmış görüyorsunuz, mayalı hamurumu, ekşi mayalı hamuru ve birazcık katlama yöntemiyle yoğuruyorum. Bu tarifi size bir dahaki videomda göstereceğim. Ekşi mayalı ekmek videomda. Burada gördüğünüz ekmeği de bu ekşi mayamla yapmış bulundum. Çok güzel, lezzetli ekmek oluyor. Ama tabii ki bu ekmeğin esas nedeni, böyle güzel olmasının nedeni yapmış olduğumuz ekşi maya. Şimdi bu tarifin püf noktası kıvamını biraz göz kararı yapmanız gerekiyor. Yani ben mesela kaşık miktarı falan pek tutmuyorum. Çünkü öyle yaptığım zaman bazı unlar ona uymuyor. Ve ekşi mayada gerçekten istediğiniz unu da kullanabilirsiniz. Ama benim favorim organik tam buğday unu. Bu gerçekten çok güzel aktifleşiyor. Muhakkak içine katmanız gerekiyor. Beyaz un biraz daha az tutuyor sanki, sadece beyaz un kullanırsanız. Biraz kıvamını videoda da göstermiş olduğum gibi bulamaçın koyuluğuna göre ve yani kendi kararınıza, göz kararınıza göre bence tutun. O zaman doğru olur. Birkaç kere de denemekte fayda var. Bir de çok önemli bir püf noktası daha var. Bu mayaya muhakkak yaparken sevginizi katmanız lazım. Yani gerçekten ben sana inanıyorum, senin tutacağına da inanıyorum derseniz o zaman daha tutma olasılığı var. Çünkü daha önceki yapmış olduğum mayalarda çok aceleci ve sinirli bir şekilde yaptığım için tutmadılar. Yani ben buna da çok inanıyorum. Evet, merak ediyorum sizin denemeleriniz nasıl olacak? Sorularınız varsa tabii ki bana yazabilirsiniz. Zamanım olduğu kadarıyla cevaplamaya çalışacağım. Ve gerçekten başka tarifleriniz de varsa benimle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Çok merak ediyorum herkes nasıl yapıyor. Bu benim yöntemim. Kendimce böyle bir yöntem geliştirdim. Ve 5 gün içinde de tutuyor. Yani bazı kişiler 9-10 gün hazırlıyor. Bence buna hiç gerek yok. 5 gün sonra çok güzel aktifleşmiş bir maya ortaya çıkabiliyor. Bunun püf noktaları dediğim gibi tam buğdayını muhakkak kullanmanız gerekiyor ve sevgi katmanız gerekiyor. Evet, umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Bir beğeni verirseniz çok sevinirim. Ve beni takip etmek istiyorsanız, başka videolarımı da görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Ve bir dahaki özellikle ekşi mayalı ekmek videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.